Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Temmuz 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, Temmuz sizin ayınız. 22'sine kadar Güneş burcunuzda olacak. Bu ay doğan tüm yengeç burçlarımızın da doğum günü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size ve yükselen yengeçlerimiz. Çok önemli bir dönem tabii ki. Güneş enerjinizi arttırıyor. Parlıyorsunuz, dikkat çekiyorsunuz ve 6 Temmuz'da burcunuzda çok güçlü bir yeni ay doğacak. Siros dönemindeyiz biliyorsunuz. 6 Temmuz özellikle Siros günü olarak geçer ve tam o gün bir yeni ay doğacak. 14 derece Yengeç burcunda. Şanslı bir yıldızdır Siros. Bereketli bir yıldızdır. Başarı getirir. Maddi manevi zenginlik, bolluk getirebilir. Aynı zamanda manevi anlamda, ruhsal anlamda da çok güçlü etkiler getirebilir. Biraz böyle hak edişlerle de alakalı bir dönemdeyiz aslında. Temmuz'un genelinde baktığımızda, yani sizin hayattan beklentileriniz, düşünceleriniz, olumlu ya da olumsuz eylemleriniz, çabalarınız, emekleriniz bir şekilde karşılığını vermeye başlayabilir. Dolayısıyla olumlu düşünceler, güzel niyetler içerisinde olmaya çalışın ve bu yeni ay gerçekten hayatınızda yeni kapılar açabilir, size farkındalıklar verebilir. Başka bir boyuta taşıyabilir size. Çok önemli bir yeni ay olduğunu düşünüyorum. Yani kişisel olduğu kadar tabii ki kolektif alanda da, toplumsal anlamda da çok önemli etkilerle karşılaşabiliriz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 14 derece ve yakınlarındaysa birebir etkileri artacaktır. Bu yeni ayın 6 Temmuz ve yakınlarında doğduysanız eğer sizin için çok güçlü, yaşamınızda çok önemli etkiler getirebilecek bir yeni ay döngüsünde olduğunuzu söyleyebilirim. Bu yeni ay ve yeni ayın getireceği enerjilerle hayatınız tümden değişebilir. Sanki böyle sihirli bir el dokunmuşçasına çok önemli bazı uyanışlar, açılımlar hayatınızda söz konusu olabilir. Yani bu bir ilişkide bir karar verme, bir iş, kariyer başlangıcı, yer değişiklikleri, hayattan beklentileriniz de önemli bazı değişimde, inançlarınızda, düşüncelerinizde olabilecek yenilenmeler, sağlık konularında önemli etkiler, şifalar, taşınmalar, yer değişimleri, düzen değişimleri, yani tüm bunlar hayatınızda kendi kişisel haritalarınızın aldığı etkilere göre şekillenebilir sevgili yengeçler. Ve 2 Temmuz'da Merkür Aslan'a geçiyor. Merkür ay boyunca çok hızlı. Hızlı bir Merkür tabii ki işleri de hızlandırıyor. Düşünceler de hızlanıyor. Birçok konuda meraklı olduğumuz için hep öğreniyoruz. Öğrendiklerimizi de paylaşıyoruz. Merkür'ün yanına Venüs gelecek ayın 11'inde. Dolayısıyla para alanınızda da böyle bir önemli etkiler var. Yani ticari aktivitelerin arttığı, parasal kazançlarla ilgili planlar yaptığınız, işle ilgili tabii ki fırsatlarınız olabilir. Venüs'ün etkisiyle zaten ayın 11'inden sonra kazanç alanınızda böyle bir rahatlama, bir maddi anlamda bir iyileşme, yani konforunuzda ve refahınızda bir artış söz konusu olabilir. Venüs burada size keyif için de harcama yaptırabilir ama keyif, konfor için harcama yapabilirsiniz. Biraz böyle lükse, pahalı şeylere de düşkün olabilirsiniz. İyi kazançlar da getirebilir. Keyifli alışverişler de yapabilirsiniz. Ve Mars ayın 20'sine kadar Boğa burcunda olacak sevgili yengeçler. 11. evinizde olduğu için hani hem para kazanma konularında daha aktifsiniz, hem sosyal alanda hareketliliğiniz artıyor. Ancak ayın 15'inde biraz dikkat edelim. 14, 15, 16 Temmuz gibi Mars burada Uranüs'le kavuşacağı için kontrolü zor bir enerji ortaya çıkarır. Algol gibi bir yıldızla da birleşiyor. Daha çok kolektif alanda da hani bunun etkilerini hissedebiliriz. Örneğin hani kolektif alanda ekonomiyi etkileyebilecek, piyasaları böyle etkileyebilecek sert durumlar olabilir. Bununla birlikte sizin için biraz sosyal hayatınız, arkadaş çevrenizle ilgili alanlarda hani ani gelişmeler söz konusu olabilir. Fiziksel aktiviteler, spor yaparken falan biraz dikkat edelim. Çünkü Mars-Uranüs kavuşumları kazalara, sakarlıklara, böyle sert durumlara, tartışmalara daha açık bir enerji ortaya çıkarabilir. 20 Temmuz'dan itibaren Mars ikizlere geçecek, 12. evinize gelecek. Bu biraz geri planda kalacak bir Mars anlamına geliyor. Ne yapabilir? Hani enerjinizi çok dışarıya yansıtmadan
kendi içinizde tutabilirsiniz. Bastırabilirsiniz biraz. Bu da zaman zaman pasif agresif bazı durumlar çıkarabilir. Uyku sorunları yol açabilir. Sizi biraz zaman zaman huzursuz edebilir. O yüzden tavsiyem öyle duygularınızı, düşüncelerinizi çok içinizde tutmayın. Hani bunları mümkün olduğunca sağlıklı bir şekilde sağaltmaya çalışın. Enerjinizi özellikle hani sizi huzursuz edecek düşüncelerden böyle uzak durmakta fayda var. Çalışmak, işle ilgilenmek, hobilerinize zaman ayırmak çok rahatlatıcı olabilir. 21 Temmuz'da 29 derece Oğlak Burcu'nda Dolunay meydana gelecek. Evet, bu yılın ikinci Oğlak Dolunay'ı Haziran ayında da yaşamıştık. O 1 derece Oğlak Burcu'ndaydı. Kuşkusuz bu Dolunay da sizin için çok etkili. Özellikle Haziran ayında hayatınızda bazı şeyler böyle yeni anlamda hani bir açılmışsa, şimdi bu Dolunay onları kapatabilir, dönüştürebilir, sonuçlandırabilir. 29 derece hem böyle bir son derece, sona erme, bitme, tamamlanma enerjisi var. Biraz da zorlayıcı olabilir. Plüto etkisi de var. Özellikle ilişki alanınızda olduğu için hani bitmesi gereken bir ilişkide artık tam karar verebilirsiniz. Hayatınızdan tamamen çıkarabileceğiniz bir ilişki varsa, bir arkadaşlık olur, ortaklık olur, hatta evlilik olur, partneriniz olur. Hani bu bitiren bir dolunay, kapatan bir dolunay ya da bir ilişkide dönüşümler yaşatabilir. İlişki dinamiğinizde değişimler getirebilir ya da işte partneriniz karşınızdaki kişinin kendi karakterinde, kendi davranışlarında bazı önemli dönüşümler söz konusu olabilir. Dolayısıyla hani artık içinde bulunduğumuz şartla iyice bir netleşiyor. Bu dolunayda öyle bir kararsızlık yok. Tam bir farkındalık var. Netleşme var, sonuçlanma var. Tabii ki herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 29 derecelere yakınsa, son derecelerde ise sizin için çok daha etkili, önemli, değiştirici, yani tamamlayıcı bir dolunay söz konusu olabilir. Ayın 22'sinde güneş artık yengeçten ayrılacak, aslan burcuna geçecek. Tüm enerjisiyle en güçlü olduğu aslan burcunda para evinizi aydınlatmaya başlayacak. Bence dönemin, yılın sizin için maddi konularda parasal kazançlarla ilgili en keyifli dönemi olduğunu söyleyebilirim. Hem Venüs de o alanda halen daha etkisini sürdürüyor. Güneş artık maddi kaynaklarınızla ilgili, kazançlarınızla ilgili alanda size tam bir farkındalık vermeye başlayacak. Burada tabii ki kaynaklarınızı büyütme ve para kazanma anlamında bazı yenilikleri destekleyebilir. Aynı zamanda içinde bulunduğunuz şartlar, değer üretme, kendini değerli hissetme, maddi manevi güvende hissetme konusundaki beklentilerinizi de iyice güçlendirebilir. 25'inden itibaren Merkür Başak Burcu'na geçiyor. Titiz, detaycı, mükemmeliyetçi, hesapçı olan Başak Burcu'ndaki Merkür yönetici olduğu için de çok güçlüdür. Üçüncü evinize de geleceği için bence 25'inden sonra zihniniz çok hızlı, çok böyle analitik çalışmaya başlayacak. Her alanda, eğitim konularında, iş konularında, ilişkilerle ilgili alanlarda bir şeyleri böyle analiz etme, hesaplama, çözme, detaylarla uğraşmanız gereken alanda çok daha güçlü olacağınız, daha verimli olacağınız bir dönem başlayabilir sevgili yengeçler. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.